Hep öyle aramızda konuşuruz. Geçen öyle bir konuşma geçti. Batman daha böyle gerçek hayatın içinden, Superman daha böyle fantastik. Aramızdaki farkı böyle karakteristik olarak farkı o şekilde belirlerim. Ona ben Superman derim, ben de Batman'imdir. Evet, şu an nasıl bir moddasın tahmin ediyorum ama yine de arayacağım. Yakında inşallah güzel projeleri de birlikte imza atacağız. Meşgul de verdi. Saran radyolarında, prodüksiyonda harikalar yaratan mucizeler. Ben de diyorum, meşgule verdi diyorum. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar, merhabalar. Alo. Hakan Kalender'le mi görüşüyorum? Alo. Hakan evet. Abi beni sev. Seni seviyorum ben. Benimle, yayındayız şu an değil miyiz? Yayındayız şu an, canlı yayındayız. Benimle yayına çıkar mısın? Evet öyle konuşuyorsun gerçekten. Hoparlörü kısmıştım da. Merhaba, iyi akşamlar herkese. Önce dinleyen herkese. Bak şimdi yayında mıyız diye de kontrol ediyor. Gerçekten kontrol ediyorum şu an. Hoparlörden bakıyorum çünkü şu anda. Canlı yayınız. Evet, çok güzel. Evet. Sevgili gecenin rehberi. Rehber Hakan'a soruyor. Ya Hakan, bu yeni bombalar bekliyoruz, remixler. Ne zaman olacak abi bunlar? Niye böyle ben bu kadar bekliyorum? Ben aslında burada aslında bir yapsam bir yanlış bir şey olur mu söylesem? En azından senin fikrini sormak istediğim abi, soru, için. Abi soruyu ben sordum zaten. Remixler nerede diye sordum zaten. Yine ha, yok yok sordum. Olacaklar. Evet. Onlar yakın zamanda. Şöyle söyleyeyim. İki ay içerisinde çok ayrı platformlarda, ismini zaten sana söylemişim daha önce, İki ayrı platformda yayınlanacak. İki ayrı eser olacak ama ondan önce ben başka bir şey söylemek istiyorum. Evet, ama buyurun. Bu akşam yaptığımla alakalı. Evet. Sevgili Derman'ı bilirsin. Derman. Bilmez miyiz? Radyo Seymen'de. Radyo Seymen'de evet. Evet, sevgili Derman. Onlara bu akşam konuştuk aynı mevzuyu. Evet. Ben bu akşam bir remix paylaştım ama remixi ben aslında bir yıl önce yapmıştın. Evet. Bu şarkının remixini. Fakat sadece şarkının remixinin bir 50 saniyesini falan paylaşmıştım. Bugün bilmiyorum niye içimden geldi. Komple halini paylaşmak içimden geldi. Fakat ben bazı arkadaşlara sistemkar duygular içerisinde bulundum. Demiştim yani bu şarkıya bir klip çek. Çünkü bu şarkı çok güzel bir şarkı. Ben buna bir versiyon yapacağım. Ve ben o şarkıya albüm çıktıktan yaklaşık herhalde bir 2-3 hafta sonra falan sonra ben şarkıya bir versiyon yaptım. Evet. Şarkıya versiyon yaptıktan sonra 50 saniyesini ben sadece 2019 yılında oluyor bu olay bu arada. Doğru. 50 saniyesini Instagram'da paylaştım. Evet. Ve onu da etiketledim. Yaklaşık evet. Bir 60 bin 70 bin kişi falan görüntülemiş. 70 bin kişi görüntülenmiş bir evet, videodan bahsediyoruz. Evet. Yani hiç sorun değil. Evet. Benim zaten linkim hazır, Hakan Kalender Pro diye geçiyor yerde. Evet. Şöyle bir durum var. Bunu görmesine rağmen hala ve hala yapmamış. Ama asıl niyetim aslında ona değildi. Asıl kime? Albüm çıkarıp. Evet. Albümde sadece tek şarkıya klip çekip ya da tek şarkıyı oynayıp diğer mesela 10 tane şarkıyı geride bırakan. Geçen o soruyu ben sana sormuştum, hatırlıyorsun değil mi? Evet ama evet. Bayağı oldu. Evet. O arkadaşlara aslında. Evet. Diğer arkadaşlar da üzerine alınabilir aslında bu durumu. Ben şunu hakikaten anlamlandıramıyorum. Ciddi anlamda anlamlandıramıyorum. Şöyle bir durum nasıl olabilir? Yani bir tane o kadar emek verip de hani bir bebeğin gibi baktığın bir albüm. Abi bu bir strateji. Bu bir strateji. Ücreti de geçtim. Artık parayı evet. Da geçtim. Özverini bulup da bunu yapıyorsun ve yaptıktan sonra sadece o bir şarkıya odaklanıp diğer mesela 10 şarkı diyelim 9 şarkıyı geride bırakıyorsun. Evet. Hani 9 şarkıyı şöpe atıyorsun aslında. Ama işte bunları sanatçılar istemezler. Hakan'cığım onu gördük. Hatta hatırlıyorsan sanatçıları konuk aldığımızda şöyle diyorlar. İlk albüm çıkardıysa şey diyorlar. Ya hiç istediğim gibi olmadı falan. Bu şarkı daha farklı olabilirdi. Zaten sanatçılar hiçbir şeyden memnun değiller. Ama onlar da isterler her şarkının bütün şarkılarının radyolarda çalmasını. Ama içinde bulunduğumuz sistemde şöyle bir şu an hala öyle bir şey değil. Tam öyle değil bana göre. Şöyle bir şey var. Hani bir şarkı bir albümde bir klip varsa hangi klip varsa o şarkının çalınmasını istiyorlar. Onu istiyorlar yani çünkü kliple mi yürümek gerekiyor bu işe aslında? Yani onu neden istiyorlar? Onu bir tanesi onu sence yürüsün. Onu sence neden istiyorlar? Bence şöyle. Hani aynı şarkı çalsın sırayla. Yani hepsi aynı anda bitmesin. Önce bir tanesi çalsın 3 ay sürsün. Sonra öbürü 3 ay daha sürsün. Onlar daha uzun soluklu olsun diye tek tek gitsin diye düşünüyorlar. Ama olmuyor. Hiç beceremiyorlar yani. Öyle oynamıyorlar mesela baktığında. Evet. Yani sadece tek bir şarkı oynuyorlar. Benim sistemim bu aslında. Yani ben şeye de çok kızıyorum mesela. Ben bunu söylememde sakınca var mı bilmiyorum ama Gülşah Tütüncü ile mesela görüşürüz hala. Evet. Kendisi Tarkan'ın Çay Besimi şarkısını yazan insandır. Evet.
Evet. Onlara o kadar çok konuştuk. Tarkan'ın hala Çay ve Simit şarkısına neden klip çekmediğini anlayamadık mesela. Evet. Hani hala anlam veremedik. Şarkı üzerinde konuştuğumuzda yaklaşık bir buçuk yıl gibi çalışmışlar. Bir buçuk yıl az bir süre değil abicim. Yani düşündüğünde bir şarkı için ne kadar uğraşıyorsun? En fazla maksimum 3 ay. Doğru bir buçuk yani yıl film için uğraşıyorlar abi ya. Sinema filmi için. Sonra, hatta bugün sana diyorum canlı yayını al. Yani evet. Konuş. Anlatsın sana yani her şeyi. Hemen diğer hattımızda Gülşah var. Yani niye klip çekimleri bize anlam veremiyorum yani. Ha, bu piyasayla alakalı bence sanatçılar. Bak, sanatçıların evet. Hepsine varmış demek ki. Piyasayla alakalı kankacığım bence öyle yani öyle düşünüyorum. Sen şimdi mesela diyelim ki evlendin, düğün yapıyorsun. İsmini C vitamini mi oldu? C vitamini. O zaman hep böyle sevgilimden bahsediyordum. Herkes hayal ürünü zannediyordu. Ulan gerçek olduğunu öğrendiklerinde hayal kırıklığına uğradılar. Ulan biz o hikayeleri hayal ürünü zannediyorduk, gerçekmiş diye. Yani o zaman o kafayla dinlerdik falan. Lan inanmıyorduk, daha dikkatli dinlerdik. Çok enteresan. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim, bir dakika. Hatırlıyor musun peki? Neyi? Beraber bir tane yıllar. Yılbaşı gecesi programı mı? Evet. Yılbaşı gecesi programı mı? Yılbaşı gecesi programı. Evet. Yapmıştım. Üzüm suyu, vişne suyu, elma suyu. O minvalde. Hatırlıyor musun peki? Ne olduğunu hatırlıyor musun? O minvalde hatırlamıyorum ama o programın kaydı sende vardı diye hatırlıyorum. Program kaydı bende yok. İşin komiği. Ha. Ben sana daha komik bir şey söyleyeyim. Evet. O akşam biz hiç mesaj gelmedik diye üzülmüştük. Hatırlıyor musun? Ama onu bir saat sonra anlamıştık. Tarihi yenilemedik diye. Çünkü evet. Yılbaşı oluyor. Öyle bir cevap. Dedik ki insanlar bizi dinlemiyor acaba. Ulan biz ne kadar kötü program yapıyoruz diyorduk. Evet. Ha, soru bu mu akşam? Bu gecenin sorusu bu mu? Evet yani bir yandan bu. Bir yandan ideal düğün nasıl olmalı? Ama aslında bu soruyu sorayım sana. Hani hangi şarkı çalar, hangi müzik çalar? Bir şey söyleyeyim mi? Aklıma ilk giren şarkı söyleyeyim mi? Ya esprili bir şarkı olmasın o şey yapmışsın. Hani senin bir remix yaptığın bir şarkı vardı. O şarkıyı mı söyleyeceksin? Hani demiştim yok, ya sana. Yok, başka bir şey gelmişti aklıma. Ha. Esprili mi? Tamam söyle merak ettim. Evet. Gönder. Ne? O Mirkelem her gece olacaktı. Çünkü düğün öncesi yani. İdeal yani. Şarkı. Muhtemelen her gece olması lazım zaten. Tabii ki yani. Evet. İlla ki. Ama evet. Normal duygusal bir şarkı olarak hani evet. Düşündüğünde romantik evet. Şarkı olarak düşündüğünde baktığında. Hiçbir gece mi? Yok o değil. Ayrılık falan olması lazım ya romantik olunca hani. Favorim biliyorsun. Evet. Sezen Aksu seni kimler aldı olurdu? Seni kimler aldı? Yok mesela mu? Geçen gün arkadaşım bir tanesi bana şey yazmış. Hakan madem ki öyle o zaman aşk demek sevdiğin için sigarayı dahi bırakmaktır demiş. Vay. Demiş tamam mı arkadaş? Evet. Ben de ona şöyle bir cevap verdim. Ben demek ki hiçbir insanı o kadar çok fazla sevmemişim ki sigarayı dahi bıraktıramıyor bana. Vay be. Evet sen de o bardağın her zamanki gibi dolu tarafını görebildiğin için çok dolu gördüğün için boş tarafını görüyorsun. Öyle yani şimdi gerçekten şu an bir sevgilim yok. Şimdi ona hani olmayan birine bir şey söylemek çok yanlış olur. Aşk güzel şeydir. Çünkü ben yani her insanın bulmasını isterim. Ve o an tadını çıkartmasını isterim açıkçası. Yani kolay kolay bulunabilecek bir şey olduğunu düşünmediğim bir nokta bu. Bazen şey geliyor bana mesela. Evet ben yalnızım. Bayağıdan beri yalnızım. Ama bazen içimden şöyle gidiyor. Diyorum ki ya Hakan ya keşke böyle karşına bir anda görüp göz göze gelebileceğin, bir anda böyle tutulabileceğin, keşke böyle bir anda sesiyle böyle seni okşayacak ya da böyle etkileneceğin, etkilenebileceğin birisi karşına çıksa diyorum ama işte. Mesela eğer ki büyük bir aşk istiyorsan o illaki otobüsün karşı tarafındaki otobüstedir. Anladım. Yani yolun karşı tarafındaki otobüste tam senin zıttın otobüste sen giderken o sana doğru gelir. Göz göze gelirsiniz. O otobüs o tarafa sol tarafa doğru gider. Sen sağ tarafa doğru gidersin. Diyorsun o kadar imkansız. Onu görürsün ama elde edemezsin. O zaman inşallah bir an önce aynı otobüste olursunuz diyeyim. Ne diyeyim yani. Ya da bir gün beraber gidelim. Ben karşıdaki otobüse bineyim. Aynı arabada. Aynen. Diyelim. Aynen. Öyle yapalım. Aynı arabada. Bak teklif geldi. Bir dinleyicimiz arkadaşını yazmış. Yapalım Hakan'a demiş. Hakan ne düşünüyorsun? Mesela evet. Kıza bağlı olabilir. Çünkü şöyle onun istediği duruma göre. Dur bir dakika yani. Dur dinle. Dur bir dakika bir dakika. Tamam. Bir saniye. Abi çok iyi bir cevap verdin bir erkek olarak. Kıza bağlı olabilir. Hani tam böyle olmasa da cümle tam net olmasa da kıza bağlı olabilir. Çünkü kız
O beynin belirlemesi lazım yani. O ne isterse o olur. Aslında hep o ne isterse o olur. Biz sadece peşinden gideriz. Helal olsun be. Yaptım ben. Helal olsun. Dakika 99 attı, 90'dan attı, ağlara gitti, gol oldu. Ağlarla hasret giderdi. Var mı kanka? Gönder gelsin şöyle ciğer yakan bir tane. Şey, bu fon müziğini, şu fon müziğini sever misin? Tesadüf ki ay ne tesadüf ki şu an elimin altında. Fon müziği söyle. YouTube'dan falan ayarlama, hatta normal fonsuz bence bak. Tamam, fonsuz. Sen fonsuz tamam. Git. Hiç tamam. Fon falan kullanma. Tamam. Bu arada bunu demek istiyorum yani. Prodüksiyon en başından beri. Tamam, peki. Kullanmana gerek yok kardeşim. Ya şu an farkında değilsin belki ama hani dip ses dediğimiz bir mesele var ya, yayınla alakalı öyle bir şey oluyor. İnsanlar dip sesi bile seviyor. O yüzden hala plak dinleyenler var bu dünyada. Tabii değil ki. Mi? Sen birazcık doğallığına bırak. Harikasın. Yani, hani derler ya, akışına bırak. Hayır abi, yanlış. Doğalına bırak. Doğalına bırak. Bak ben bu şiiri 2009-2010 yılları arasında falan yazmıştım. Ben bu şiiri seslendiren YouTube'da falan var. Adı da Sır. Orada birazcık daha tabii böyle hani dinleyen arkadaşlar varsa, dinleyecek arkadaşlar varsa orada birazcık daha böyle efektifli halleri dinleyecekler ama şu an doğal olanı dinleyecekler. Ben doğal olanını evet. Söyleyeyim mi? İster misin? Buyurun efendim. Ve sonra Sezen Aksu, seni kimler aldı? Benliğinle alakalı birçok soru var kafanın içinde ve ruhunda. Asla olmaz dediklerin bir yanda, geride kalanlar diğer yanda. Bakmadan yazılan, düşünmeden söylenen, sözler gibiyiz bazen hayatta. Kalbinin derinliklerinden geçenlerle söylemek istediklerim hani nerede? Aslında ruhunda. Gizli bir sandıkta tuttuğundur sırlarla dolu giz. Onu oradan hiç çıkarmak istemezsin. Ve hep kalbinin en ucundaki parçadır asılık olan. Ve inanmak istemezsin kimi zamanlarda. Ruhundaki bir şarkıda tınısı duyulmayan. Kulağındaki bir sestir anı kurulmayan. Bazen kiminin yazdığında alakalı değildir yaşanmışlıklar. Sadece hissettiğin kadardır yaşam izin. Bazen bir yudumdur, bazen bir nefes. Ama yine de kapalı kapılar ardına sakladığındır kaybedişlerinden oluşan kafes. Bırakıp gittiğinde gözyaşı döktüğündür. Tekrar geri dönmesine üzüldüğün. İstemeye istemeye git dediğin. Bazen de kader dediğindir. O serzeniştir beyninden ruhuna. Bir haykırıştır kalbini bütünlediğini düşündüğün. Aslında hep yarım kaldığın. Anlatılmak istenenleri söyleyememe. Söylenmek istenenleri anlatamama halindir. Geriye dönüp acıyla pişmanlıktan kavrulduğun. Özüne indiğinde harap bitap olduğundur. Bazen sonla ilk arasıdır ya hani. İnan bazen de sona çok yaklaşıp istemediğindir. Bitti dediğinde başladığın, olmaz dediğinde vardığın noktadır. Lanet olası bir iç çekiştir seni kemiren diye bitiyor. Yine bir iç çekişli şarkıyla devam edeceğiz. Hakan Kalender sizlerleydi. Teşekkürler Hakan Kalender. İyi ki varsın. Yakında güzel projelerde görüşmek ümidiyle. Canımsın. Öpüyorum. Görüşürüz. Sarılıyorum canım. Görüşürüz. Bay bay.